Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tolga Bekler, beklenen Marmara depremi için önemli açıklamalarda bulundu. Gelen çok kıymetli misafirlerinize de Kahramanmaraş merkezi depremlerin bölgedeki farklı faylarında statik dengesini bozmuş olduğunu da dile getiren Profesör Doktor Tolga Bekler, artık depremimizi bekliyoruz. Bu şekilde bu depreme bir misafir gözüyle bakmıyoruz. Ama deprem kapımızı bir kere çalacak. Umarım iyi karşılaşırız dedi. Bizde malum 4.2 büyüklüğündeki Erdek'te bir depremimiz oldu. Oradaki tarih faylarının ürettiği depremlerden bir tanesiydi. Ve tabi benzeri depremleri önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Yani görmememiz zaten mümkün değil. Yer içerisinde çalıştığını gösteriyor. Yani bu bir insanın kalbinin atmasına benziyor. Ona atma diyemiyorsun. Fayada çalışma diyemiyorsun. Çünkü her sistem kendi yakın çevresindeki sistemin üzerine bir gerilim oluşturur. 6 Şubat depremlerinde bunu gördük. Bu bakımdan da çok büyük depremlerdi. İster istemez de bölgedeki farklı fayların da statik dengesini bozmuş durumda. Yani esasında genel itibariyle Anadolu'nun genel bir tektonizmasının, o kuran tektonizmasının ya da standart çalışan bir tektonizmayı biraz bozdu. Yani anomalisini oluşturdu. Bu bakımdan tabii ki zaman açısından bir şey söylememiz mümkün değil ama bu fayların ne kadar hızlı, ne kadar aktif, ne kadar düzensiz çalıştığını da göstergesi. Keşan başta olmak üzere Tekirdağ olsun, Marmara kıyıları olsun, Kuzey Anadolu fayının farklı boydaki geometrik segmentlerine oldukça yakın. Bu tarafta işte konuşmamda da onlardan da bahsedeceğim. Belirli gerilmeler var. O gerilmelerin tabii zamanını bilemiyoruz ama şimdiye dek bizim bütün bu hazırlıkları bitirmiş olmamız gerekiyordu. Yani pek konuşup söylemek doğru değil ama artık depremimizi bekliyoruz. Bir şekilde o depreme bir misafir gözüyle değil ama o deprem bir kere kapımızı çalacak. Umarım iyi karşılarız. Yasak sağmamalıyız. Dostlar alışverişte görsünden kaçınmalıyız. Gerçekler ortada. Bugün, yarın, bir dakika sonra, 10 gün sonra başımıza bir felaket gelecek mi diye düşünmeyin. Geliyor felaket.